bizim sıkıntımız, sorunumuz, Diyarbakır'ımızın sorunu, Türkiye'mizin sorunu, Güneydoğu sorunu hepsi Diyarbakır'dan geçiyor. 22 Temmuz tarihinden itibaren tekrar başlayan çatışmalı süreç, hendek eylemleri tüm bölgemizi etkilemesine karşın en fazla ilimizi ve dolayısıyla ilimizde ticari faaliyetlerini sürdüren esnafımızı fazlasıyla etkilemiştir. Bilindiği gibi bu yıl ortalarında UNESCO tarafından Sur ilçemiz Dünya Kültür Mirasları listesine alınmış ve bu alınan karar Diyarbakır halkı ziyaretçisiyle sevindirmiştir. Zira ilimiz surların Dünya Kültür Mirası listesine alınması doğal olarak turizm canlandıracağını ve zaten çok zorunda olan bölge esnafına can suyu sağlayacağını yönde büyük umutlar oluşmuştu. Ancak son iki ay içerisinde yoğunlaşan hendek eylemleri, beraberinde çatışmalı süreci ve sokağa çıkma yasakla getirilmiş. Çok zor durumda olan kirasını, vergisini ödemekte zorlanan esnafımız şimdi de evine bile ekmek götürmekte zorlanmaktadır. Neredeyse haftanın 6-7 günü sokağa çıkma yasakları nedeniyle esnaf işleri açmamaktadır. Birçok esnafımız çeklerini, senetlerini ödeyememesi nedeniyle hukuki ve cezai yatırımlara maruz kalmıştır. Son bir ay içerisinde bine yakın esnafımız vergi kaydını sildirmek ve ticari faaliyetleri sondurmak maliyeye müracaatle bulunmuşlardır. Esnaflar olarak kendimiz ve hizmet verdiğimiz halkımızın gelecek kaygısının dışında herhangi bir taraf olma noktasında siyasi duruşumuz söz konusu değildir. Gerçekten esnaflar olarak son derece zor ve perişan durumdayız. Bir an önce hendek eylemlerinin ve bundan doğan çatışmalı sürecin sona ermesi, iş barışının sağlanması, esnaflarımızın düştüğü bu sıkıntıdan kurtulması önemli, zaruretle arz etmektedir. Saygılarımızı arz ediyoruz. Sonuç itibariyle hendekler kapatılsın, barikatlar kaldırılsın ve sokağa çıkma yasağı kaldırılsın. Biz bunu devlet yetkililerinden, valilikten, belediyeden, HDP il yönetimlerinden, AK Parti milletvekillerinden, başbakandan biz bunları rica ediyoruz. Bu memleket bizim memlekettir. Ateş düştüğü yeri yakar. İnsanlarımız ölmesin. Polis de bizim kardeşimizdir. Asker de bizim kardeşimizdir. Dağdaki olan şahıslar da bizim kardeşlerimizdir. Bunların bir tek canı, bir kanı dökülürse inan ki bizim iş yerlerimiz hepsi yansa da umurumuza değil. Onun için diyoruz lütfen ama lütfen bu memlekete, bu halka bir çare bulun. Bakınız bugün Sur ilçesindeki kaygılar yarın Yenişehir, yarın Kayapınar, yarın Dicle'de de ulaşacaktır. Bunu bir an önce memleketimize sahip çıkalım. Burası Diyarbakır, burası Ahmet, burası peygamberler şehridir. Peygamber aleyhisselam Diyarbakır üzerinden geçiyor. Soruyor burası neresidir? Burası Ahmet diyor ve şunu söylüyor. Allah'ın ve rahmeti bereketi üzerinde olsun diyoruz. Ya Rabbi sen bu memleketimize, Diyarbakır'ımıza yardımcı ol. Biz bunları bütün kardeşlerimizden elleri nereye gidiyorsa, kimlerden bir yetki geliyorsa lütfen ama lütfen kullansınlar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar.